Merhaba arkadaşlar, ben Sezen Sera. Bugün size evimin girişinden başlayarak bahçemdeki ve girişteki sükulentlerimi göstermek istiyorum. Özellikle şu sağ tarafa, yan tarafa ektiğim şu duvar yanındaki sükulentlerimi göstereyim istiyorum. Evet, sabahın erken saatlerindeyiz. Çünkü Denizli'de yaşıyorum, bunu biliyorsunuz. Öğleden sonra o kadar sıcak oluyor ki bahçeye inmek mümkün olmuyor. O yüzden size sabah serinliğinde bir video çekmek istedim. Evet, şöyle kapımın girişinde güllerim var. Onlar bile sıcakta bakın kötü oldular. Çok güzel çiçeklerini, güllerini açarken şu sıcaklarda çok fazla güllerini gösteremiyorlar. Evet, şurada bakın güllerimin arasında bir size firet göstereyim. Evet, şöyle yanında yavrusu da var. Evet, burada kampfirelerim var. Gayet güzel görünüyorlar ama kırmızı renk alamadılar bir türlü. Evet, güllerim. Şurada güzel mini çiçeğim var. Bakın burada polluksum var. Karanfillerim. Çiçeklerini açıyorlar, zaman zaman döküyorlar. Şu anda sıcaktan dökme evresindeler. Bu benim çok eski bir kaktüsüm arkadaşlar. Böyle hatta en anaç olan bakın kötü oldu. Onu artık ayırmam lazım. Çok güzel çiçek açıyor. Tabii ki çiçeği de bir günlük açıyor. Ama görsellik harika. Evet, böyle güzel saksılarım da sedumlarım var. Şurada bahçedeki masamın üzerinde tuttuğum bir saksım var. Renkleri harika, böyle bir sonbahar rengi yaprakları var. Ama sıcakta masanın üzerinde kötü oldu. Ben de burada merdiven kenarına aldım. Evet, burada panda. Burada panda bitkim var. Kenarları çikolata şeklinde, renginde kahverengi. Yağmurlardan çok etkilenmişti. Ben de bunu merdivenin kenarına aldım ve şu anda gayet güzel gelişim gösteriyor. Evet, burada krasulam var, perforata, değişik türleri var. Birazdan size duvar kenarında onları da göstereceğim. Böyle ayaklı saksılarım var. Bunlara da farklı sedum türleri ektim. Böyle sarkan türlerde. Gayet güzel duruyor. Aralarını sukulentlerden de ekmiştim. Onlar da yağmurda kötü oldu. Şu anda onları da yenileyeceğim. Ama sedumlar sarkan şekilde gayet güzel görünüyor. Karanfilim yine. Geçen karanfil çiçekleri. Bunları zaman zaman böyle temizliyorum. Yenilerini versinler diye. Çok güzel bir Ebru'lu çiçekleri olan bir karanfil türü. Evet, sokak kedilerimiz için mamayı görüyorsunuz. Bahçemize sokaktan geliyorlar. Epeyce bir 5-6 tane. Onlar için mama ve su koyuyoruz bakın arkadaşlar. Bahçemize gelen kedilerimiz orada mamalarını da yiyorlar. Evet, yine gülümü görüyorsunuz. Bu kötü oldu. Sıcaktan. Baharda çok güzeldi.
Bu da begonvilim arkadaşlar. Bakın. Daha çiçek açamadı ama karşısında pembiş pembiş çok güzel görünüyor. Ve şuradaki duvar kenarındaki sukulentlerimi size göstermek istiyorum. Bakın böyle sabah alacalı bir güneş alıyor bu taraf. Onun için de gayet keyifleri yerinde. Böyle ağaç altına ektiğim sukulentlerin çok daha keyifli olduğunu gördüm arkadaşlar. Şimdi sizlere de göstereyim. Bakın burada farklı bir Aynıyorum. Türüm var. Çok güzel gelişti. Bakar mısınız? Çoğalmaları harika. Bakın. Her yerinden yeni yeni bebekler geliyor. Evet, şurada çok küçük bir prenses çamım var. O da çoğalmaya devam ediyor. Bakın arkadaşlar, burada farklı bir türüm var. İnanın bunun ismini ben de bulamadım. Ama o kadar güzel ki görüntüsü. Herhalde kalonşa türünde bu. Evet, gayet yaprakları güzel, görüntüsü harika. Evet, burada da yine senekio türlerinden var. Orbiculara deltoides. Evet, baharda çok güzel çiçeklerini açtı. Şu anda bu şekilde. Evet, burada pembe mercan çiçeğim var. O da çiçeklerini geçme döneminde sıcaklardan. Yine bir sarmaşığım var burada. Ama tam ne olduğunu bilmiyorum. Çok güzel çiçekleri var. Evet, burada da yine Senekio sosis bitkisi olarak Türkçe olarak çevirdiğimiz bir bitki. Evet, yağmurlardan yine çok kötü etkilenmişti. Şu anda bu şekilde. Kökünde sedum palmerlerim var. Yine bunlar da yine farklı bir senekio türleri arkadaşlar. Böyle. Evet, şöyle kabak saksımda yine sarkan sedum türlerinden var. Bakın. Güzel görünüyor. Çok büyüdü. Çok sarktı. Bakın burada da yine bir Aynıyum türümüm var. Çok güzel gelişim gösterdi burada da. Ama budanması gerekiyor. Şöyle bir gün bunun videosunu, budama videosunu çekeyim arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Burada yine Echeveria türlerimden var. Evet. Havortia. Bakın şurada çok güzel bir Echeveria lilacina yerini sevdi. Gayet güzel gelişim gösterdi. Evet, burada da şu gördüğünüz, bakın, Agoides'in. Şurada da yavrusunu göreceksiniz. Ayırmıştım. Bakın arkadaşlar, bu da bir Tradescantia bitkisi. Musa Beşiği olarak da biliniyor. Gayet güzel bu da gelişimini gösteriyor. Yine burada bir havortiyan var. Bu da büyümekte. Evet.
Agoveidesim, Tricolor Avogoides. Bu da Opalina. Bakın, büyümeye devam ediyor. Şuraya bir yine Echeveria Silver Queen ekmiştim arkadaşlar. Bakın. Renkler harika. Böyle mavim trak, green trak güzel bir renk aldı. Şöyle biraz daha tepeden de göstereyim size. Yandan da göstereyim. Bakın yapraklarını. Bu lekeler arkadaşlar hep yağmurdan oluştu. Yağmurlar çok aşırı derecede yağdı burada. Haberlerde de seyretmişsinizdir. Çok fazla sel oldu. Evet, yağmurdan bu lekeler gelişti. Ama gayet güzel gelişimi, bakın gördüğünüz gibi yaprak gelişimleri, göbeğinden büyüme güzel. Evet, bu da arkadaşlar ben Agoveides diye biliyorum. Ama Echeveria'nın farklı bir türü de olabilir. Bakın bu da yağmurdan etkilendi ama bayağı büyük formlu sukulent türlerinden bir tanesi. Evet, kenar yaprakları kötü yağmurdan etkilendiği için. Ama göbekten gelişimi güzel. Böyle bayağı büyük bir sukulent türü. Yine verigatalı Crassula perforata. Bu farklı bir türü. Evet, bu biraz daha değişik. Evet, buraya da böyle Crassula çeşitlerini ektim. Böyle bir arada büyüsünler istedim. Evet, bu da bir Echeveria türü arkadaşlar. Bakın, yaprakları yağmurda kötü olduğu için alt yapraklarını aldım. Ama bakın, böyle güzel bir çiçek açma yolunda. Gayet güzel çiçeğini açacak. Evet, burada yine bir kalonşa türüm var. Burası duvar kenarı olduğu için arkadaşlar bu kalonşa türü kırmızı bir renk alamadı daha. Evet, burada Japon gülüm var. Evet, burada yine farklı türler. Aşkın gözyaşı, para ağacı. Bakın bu da gayet güzel gelişiyor. Evet, bu da Hortia türlerinden bir tanesi arkadaşlar. Farklı bir tür. Çok güzel bir tür. Evet, aşkın gözyaşı. Bakın burada bir verigatalı Gasteria türüm var. Ben bunları da çok beğeniyorum arkadaşlar. Bakın yaprak yapıları o kadar güzel ki. Ve büyüyorlar. Çok güzel gelişim gösteriyor. Yine bir aloe türü. Bakın. Bu da aşkın gözyaşı. Yine farklı bir tür ama ben bu aşkın gözyaşlarını çok sevemedim arkadaşlar. Büyüdükçe çok çirkinleşiyorlar. Ve o kadar hızlı ürüyorlar ki her yeri kaplıyorlar. O yüzden bir türlü bu aşkın gözyaşlarını sevemedim. Evet, burada da yayılan yine bir sedum türüm var. Böyle aloelerin yanına ektim. Bakın aloe vera. Bu da yine burada gayet güzel
gelişiyor. Geçen burayı yanlışlıkla kırdım arkadaşlar. Çok üzüldüm ama kırıldı. Evet, onun yanında da böyle küçük küçük aloelerim çoğalıyorlar. Evet, böyle bahçemin duvar kenarına yaptığım kısmındaki sukulentlerim bu şekilde. Evet, bahçemin şurada da limonlarım var arkadaşlar. Bakın size göstereyim. Bakın. Güzel ağaçta kum kağıt arkadaşlar. Her sene minik minik çok güzel kum kağıtlar veriyor bana. Evet, burada yine bir küçük limon ağacım var. Bakın size burada limonlarını göstereyim. Kendisi o kadar küçük ki, ama üzerinde bir sürü limon var. Bakın. Evet, bu da küçük minik minik pembiş çiçekler açan güzel bir böyle bahçelere çok yakışan güzel çiçekli bir bitki. Çok seviyorum onun görüntüsünü de. Evet arkadaşlar, bahçemin bir kısmının görüntüsü bu şekilde. Evet, duvar kenarına ektiğim sukulentlerim. Burada güllerim. Aa, şurada bakın opalinayı göstereyim size. Kapanmaya yakın. Bakın. Çok güzel bir görüntüsü var. Harika renkler. Evet, bahçemin bu kısmı arkadaşlar böyle sabah güneşini bu şekilde alıyor. Evet. Daha bahçemin diğer görüntülerini de diğer videolarımda paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videolarımı beğenirseniz, kanalıma abone olursanız inan çok mutlu olurum. Evet, bundan sonraki diğer güzel videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım.